Bugün Milli Gazete'de bir yazar kardeşimizin yazısı vardı hocam. Uğur Kültigin. Şöyle diyor, Osmanlı Milletler Topluluğu fikrinin Büyük Orta Doğu projesinin bir ayağı olduğunu ve büyük bir yalan olduğunu yazmış. Yanı başımızda öldürülen Müslümanlara bile ses çıkarmaya gücümüz yetmezken bu nasıl liderliktir, bu nasıl İslam kardeşliğidir diye sormuş. Güneydoğu'da bile sözümüz geçmezken bölgede sözümüzün geçeceğini düşünmek gülünç ve saçma demiş. Bu dediği şu aşama için doğru. Biz İttihat-ı İslam olduğunda, Mehdiyet zuhur ettiğinde ki dünyayı, Türkiye'yi söylüyoruz. Evet. Biz bu aşamayı söylemiyoruz ki. Bu aşamada Müslümanlar zaten malum ortada. Yani bunu malumu ilana gerek yok. Bu zaten bilinen bir şey. Evet. Dolayısıyla İttihat-ı İslam olduğunda, Türk-İslam Birliği olduğunda muhteşem bir güç olacaktır. Kardeşimiz bu konuda Türk-İslam Birliği olsun, Allah'tan bunu istiyoruz desin. İttihat-ı İslam olsun, Cenab-ı Allah bunu bize nasip etsin desin. Evet. Yazarlar bunlara söylesin. Kardeşlerimiz internette yazsın. Bir süre sonra bu duanın inşallah kabul olduğunu görecekler. İnşallah. Ama olur mu böyle şey? Bizim gücümüz yok. Biz zaten bitmişiz. Bu şeytana hizmet olur. Tabii. Ama buna rağmen böyle diyenler de olsa yine İslam'a hakim olacaktır. İnşallah. Ama aksini yapanlar, dediğim tarzda konuşanlar şeytanın borazanı gibi olmuş olurlar. Şeytana hizmet etmiş olurlar. Böyle bir durumdan Allah'a sığınacaklar. Mesela milli görüş demek Mehdiyet demektir. Yani milli görüş mesela bir bakış açısı olarak baktığında yüzeysel bakarsan anlayamazsın. Ama akılcı baktığında milli görüşün, Mehdiyet'in ta kendisi olduğunu anlarsınız. Bu bir isimdir. Evet. Mesela Türkistan Birliği Mehdiyettir. İttihat-ı İslam Mehdiyettir. Müslümanların birleşmesi Mehdiyettir. Dolayısıyla Mehdiyet'in oluştuğu bir ortamda sevgi, barış ve kardeşlik olur. İnşallah. Bir de Akdeniz Birliği'ne, Karadeniz Birliği'ne, Büyük Orta Doğu Projesi Birliği'ne, efendim, birçok uydurma birlik var başka da. Çok makul gözle bakan, tabii ki olur, neden olmasın, çok kolayca olacak bir birliktir diyen insanların, Türklerin birleşmesine, İslam aleminin birleşmesine çok uzak bir ülke olarak bakması şeytan etkisiyle oluyor. Evet. Ama bütün bunlara rağmen bu güzelliğin oluştuğunu görecekler. İnşallah. İnşallah.